Nefise Hazretleri 2. Bölüm ZÜHT ve takvası, kerem ve cömertliği ile meşhur hanım evliyadan. İsmi Nefise bindi Hasan olup, hazret Ali'nin dördüncü göbekte torunudur. Tahire ve Kerime Tüddâreyn lakapları vardır. 145. Miladi 762 senesinde Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Annesi Lübane binti Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalip'tir. 208 Miladi 823'te Mısır'da Kahire şehrinde vefat etti. Medine-i Münevvere'de yerleşti. Seyyidet Nefise Hazretleri İmam Cafer-i Sadık Hazretlerinin oğlu İshak-ı Muhtemen rahmetullahi aleyh ile evlendi. Bu evlilikten Kasım ve Ümmü Gülsüm isminde iki çocukları oldu. Seyyidet Nefise Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, bir fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha fenadır. Fitne demek, senin bir işinden, bir sözünden, Müslümanların zarar görmesidir. Senin zarar görmen şart değil veya bu zarara razı olman önemli değil. Sen kimsin ki aklından, kendinden konuşuyorsun? Böyledir, şöyledir diyorsun. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını ver geç. Nasibi olan kurtulur. O büyüklerin sözleriyle kurtulamayan senin sözünle mi kurtulacak? İlim çok kıymetlidir. İlim olmadan din olmaz. İlim olmadan amel olmaz. İlim olmadan ihlas olmaz. İlmi hal. İsmi üstünde önce ilim, sonra hal. Hayırlı insanlara Cenab-ı Hak hayırlı iş nasip eder. Evliyanın yanında bulunan dört şeyden istifade eder. Merhametinden, cömertliğinden, yumuşaklığından, güzel huyundan. Sultana edepsizce hizmet edenin dünyası, evliyaya edepsizce hizmet edenin ahireti yıkılır. Kişiye ilim olarak Allahü Teala'dan korkması yetişir. Kişiye cehalet olarak da kendi nefsini beğenmesi, uç sahibi olması kafiidir. Uç artınca ahmaklık halini alır. Kişinin kendi ayıplarını görmesine mani olur. Susmak yorulmadan, güçlük çekmeden yapılan bir ibadettir. Zahiri bir süs ile süslenmeden kazanılan bir ziynettir insanı özür dilemek zilletine düşmekten koruyan bir zenginliktir. Ki rağmen katibin meleklerine rahatlıktır. Cehennemden kurtulmak evvela imanla mümkündür. Sonra öğrenmekle mümkündür. Öğrenmeden yaptığınız ibadetler makbul değil çünkü. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar her türlü ibadeti yapsan, fakat o ibadetin İlmini bilmiyorsan makbul değil. Sen dört rekat namazı beş rekat kılamazsın. Veyahut da şu kadar durulacak yerde kırk defa duramazsın. Fazla hareket yapamazsın. Yani bir ilmi var bu işin. Müfsitlerini öğreneceksin. Yani neyi yaparsan namaz bozulur, onu öğreneceksin. Abdesti öğreneceksin. Abdesti bozanları öğreneceksin. Velhasıl ilim, Allahü Teala'nın emrettiği dini öğrenmektir ve sonra da onun yasak ettiklerinden sakınmaktır. Haram haramdır. Kim yasaklamış onu? Allahü Teala yasaklamış. Yapmayın diyor. Faiz almayın diyor. Haram işlemeyin diyor. Kalp kırmayın diyor. Müminlere yardım edin diyor. Hainlik yapmayın diyor. Hile yapmayın diyor. Hırsızlık yapmayın diyor yeri göğü yaratan, seni yoktan var eden Allah'tır. Celle Celalü. Ehli sünnet alimlerine münkir yani düşman olanlar Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşasalardı ona da düşman olurlardı. Tasdik edenler, tasvip edenler, sevenler eğer Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olsalardı, eshab kiram olurlardı. Neden? Çünkü onlar onun varisleridir. Görmek kafi gelseydi, bütün Kureyş kafirlerinin Müslüman olması gerekirdi. İnanmak başka şeydir. O Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Göz başkalarını görür ama kendini göremez. İnsan büyüklerin, ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okursa, Kendini görür ve tanır. Büyüklerin hayat hikayelerini, kıymetli eserlerini okumakta, iyi insanlarla beraber olmakta çok büyük faziletler vardır. İnsan kendi kusur ve hatalarını o zaman anlar. Yoksa şarapçıyla gezen, hırsızla gezen daima kendini iyi görür. Müminin kelamı şifadır. Müminin taamı şifadır. Müminin siması şifadır. Yani müminin muhabbetle yüzüne bakmak, insanın kalbine şifa verir. Mü'min, Allah'ın veli kuludur. Onun sevdiği kuludur. Ona muhabbetle bakmak, ona muhabbetle dua etmek, ona muhabbetle yardım etmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandırır. Hepimiz bu dünyada bir gaye için yaratıldık. O da Allahü Teala'nın rızasını kazanmak. Onun rızasını kazanmak da onun kullarına iyilik etmekten geçer. Onun kullarına vermekten geçer. Onun kullarının duasını almaktan geçer. Onun kullarını razı eden Cenabı Hakk'ı razı etmiş olur. Allahü Teala'nın razı olması için evvel kulların razı olması lazımdır. İş arasında namaz kılanlardan değil, namazlar arasında iş yapanlardan namaza öncelik verenlerden olun. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Bu son ikisi hadisi şeriftir. Hakiki bayram son nefeste imanla ölmektir. Son nefeste Allah demektir. En büyük nimet imandır. İmanlı olmanın şükrü Müslüman olarak birbirimizi sevmektir. Bu çok önemlidir. İmanı muhafaza etmek için dinimizi bilmek lazım. İlimsiz din olmaz. Yani dinimizi bilmeden iman muhafaza edilemez. Allahü Teala dünyada insanları karışık yarattı. Yani Müslüman'a has bir özellik vermedi. Böyle olsaydı diğerleri bakacaktı. Bu farklı diyeceklerdi. Müslüman'a has özelliği görüp iman edeceklerdi. O zaman kayba değil gördüğüne iman etmiş olacaklardı. Halbuki iman gaybidir. Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerine iman etmek lazımdır. Ama ahirette böyle olmayacak. Dost, düşman, Müslüman, kâfir ayrılacaktır. Müslümanlar nimetlere kavuşacak, kâfirler de azaba. Seyyidet Nefise Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir zaman İmam-ı Şafii Hazretleri hastalandı talebelerinden birisini Seyyidet Nefise Hazretlerine gönderip hasta olduğunu şifa bulması için Allahü Teala'ya dua etmesini istedi. O talebe gelip Seyyidet Nefise Hazretlerine durumu arz etti. O da dua etti. Talebe henüz hocasının yanına dönmeden İmamı Şafii Hazretleri iyileşti. Başka bir zaman İmamı Şafii Hazretleri yine hastalandı yine bir talebesini dua için Seyyidet Nefise Hazretlerine gönderdi. Hazreti Seyyidet Allahü Teala ona çok rahmet eylesin buyurdu. Talebe gelip bunu hocasına arz edince İmamı Şafii Hazretleri bu hastalığının vefat hastalığı olduğunu anladı, vasiyetini yaptı. Cenazesinde Hazreti Seyyidet Nefise'nin bulunmasını da vasiyet etti. Hazreti İmam Şafii Hazretleri vefat ettiğinde Seyyidet Nefise Hazretleri çok zayıf olduğu için gelemedi. Cenazeyi Seyyidet Nefise Hazretlerinin bulunduğu yere getirdiler. Cemaatin en gerisinde durup cenaze namazında imama uydu. Namazdan sonra bir ses duyuldu ki Allahü Teala İmam Şafii'nin ve onun namazında bulunan Seyyidet Nefise'nin hatırı için cenaze namazında bulunan bütün kimseleri affetti, diyordu. Seyyidet Nefise Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır. Güler yüz ve tatlı dil. Ölümü seven kimsenin yüzü güler. Müslüman bu dünyada gurbettedir. Mü'minin vatanı ahirettir. İnsan dünyada bile uzun yıllar ayrı kaldığı memleketine geldiğinde sevinir. Onun için mü'min, asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir. Kafirle mü'mini ayıran en mühim farklardan biri de, mü'min güler yüzlü, tatlı dillidir. Allahü Teala'nın en büyük nimeti imandır. Yani Müslüman olmaktır. Bu en büyük nimeti seçtiği kullarına verir. Allah'ın seçtiğini beğenmemek, kendi beğendiğini ileri sürmek ne çirkin şeydir. Bir kimse bu en büyük nimetin kıymetini bilmezse, bu nimet gider, haberi olmaz. Yani mürtet olur, haberi olmaz. Allahü Teala bu en büyük nimetin şükrünün nasıl yapılacağını bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de birbirinizi seviniz buyuruluyor. Müslüman Müslümana aşık olmalı. Niye? Allahü Teala seçmiş, seçilmişler. Bir Müslüman başka bir Müslümanı görünce rengi uçacak, sararacak. Niye? Acaba yanlış bir hareketim olur da onu üzer kırar mıyım diye. Şeytan emri yapmadığı için kâfir olmadı. Bu emir yanlış. Ben bu adama secde etmem dedi. Onun için Allahü Teala'nın emirlerine uyamayanlar yapamayanlar, yapamadığı için az da olsa üzülenler günahkardır. Çünkü Allahü Teala'nın emrini beğenmemezlik etmiyorlar. Ama böyle şey olur mu? Bu yanlış, bu saçma, buna lüzum yok diyenler mürtet olur. İman nimetinin şükrü hubbü fillah, buğdu fillah'tır. Allah dostlarını sevmek, düşmanlarını sevmemek. Allah düşmanlarını sevmemek. Bu imanın esasıdır. En hassas olacağımız nokta ölümle sonrası içindir. Çünkü orada Allah korusun üçüncü bir yer yok. Ya cennet ya cehennem. Ortası yok. Ehli sünnet alimlerinin kitapları çok kıymetlidir. Misli yoktur. Çünkü onlara ait içinde bir kelime yoktur. Bütün sözlerin nakle dayanır. Kendilerinin de sözlerinin de kıymetli olması bu yüzdendir. Büyüklerin kitaplarını okumak, sözlerini anlatmak sohbettir. Sohbet böyle olur. Sohbet buna denir. Kendinden anlatmaya illet denir. Bazıları bize gelin biz sizi kurtarırız diyorlar. Böyle şey olmaz. Ehli sünnet büyüklerinin kitaplarına tabi olarak beraber kurtulalım denir. Yol levhası olmaya çalışmalıdır. Ölen birini geri gönderseler o kimse melek olurdu. Çünkü oradaki durumları gördü. Bir daha günah işleyebilir mi? Bu fırsat sizde var. Ölmeden önce ölün. Yani günah işlemeyin. Melek gibi olun. İnsanlar neden ölmek istemezler? Çünkü dünyalarını mamur, ahiretlerini harap ederler. İnsan mamur edip harap ettiği yere hiç gitmek ister mi? Dinimizde nasihatin önemi büyüktür. Hadis-i şerifte din nasihattir buyurulmuştur. Allahü Teala hadisi kutsi de buyuruyor ki ölümün geleceğini bildiği halde sevinen, hesaba çekileceğini bildiği halde mal biriktirme hırsıyla yanıp tutuşan, yalnız başına mezara gireceğini bildiği halde gülüp oynayan, dünyanın yok olacağını bildiği halde dünyaya sımsıkı sarılan, ahireti bildiği halde Dünya ile huzur bulmaya çalışan kimselere şaşılır. Dili ilim saçıp gönlü ilimden uzak olan, dışını yıkadığı halde gönlünü temizlemeyen, başkalarının kusurlarını araştırıp kendi kusurlarını görmeyen, ahirette hesaba çekileceğini bildiği halde gülüp eğlenenlere şaşılır. İlim, amel ve ihlasında her gün biraz daha ileri gitmeyen zarardadır. Böyle kimsenin ölmesi, yaşamasından hayırlıdır. Bildiğiyle amel edene, bilmediğini öğretirim. Ey insanoğlu! Sizi namaz ile denedim, tembelsiniz. Dert ile denedim, şikayetçi olarak gördüm. Eğer keremim erişmezse, rahmete kavuşamazsınız. Kanaat edin, rahmet bulun. Hasedi terk edin, huzura kavuşun. Gıybeti terk edin, Allah sevgisi galip olsun. Ey insanoğlu! Sanki ebedi kalacakmış gibi dünyalık yığmaya çalışıyorsun. Her gün ömrün eksiliyor, farkında değilsin. Aza kanaat edip hamdetmiyorsun. çok istiyorsun. Ne kadar çok versem yine doymuyorsun. Benden sana her gün yeni rızıklar gelirken Senden bana çirkin ameller geliyor. Ne tuhaftır ki verdiğim rızkı yerken bana isyan ediyorsun. Tevbeyi unutup uzun emellere kapılmayın. Başkasını hayra teşvik edip kendinizi unutmayın. Herkesten vefa beklerken vefasız olmayın. Gerçek mümin Allah'a ve Resulüne inandıktan sonra kötülük edene iyilik eden Gelmeyene giden, kendisine hakaret edene ikram ve hürmet eden kimsedir. Bana verdiğiniz sözde durun ki ben de vadimi yerine getireyim. Cennete ancak salih amellerle gidilir. Cennet sabredenlerin yeridir. Alimlerin sohbetine gitmekle rahmetimi isteyin. Çünkü benim rahmetim bir an alimlerden ayrılmaz yoksullara merhamet etmekle benim rızamı isteyin. Yoksula karşı büyüklenenler, kıyamet günü karıncalar gibi ayak altlarında kalır. Yoksula iyilikte bulunanı, dünya ve ahirette yükseltirim. Bir yoksulun bir kusurunu açığa vuranın, yetmiş kusurunu açıklarım. Yoksulu hor gören, onun kalbini kıran, benimle savaşmış gibidir.'' Nice zenginler vardır ki, servetleri onlara azdırır. Nice sıhhatli insanlar vardır ki, onları sağlıkları azıtır. Nice alimler vardır ki, onları ilimlere azdırır. Nice cahiller vardır ki, cehaletleri onları ifsad eder. Beli bükülmüş ihtiyarlar, benden korkan gençler ve memedeki yavrular olmasa, bir damla yağmur yağdırmaz, Yerden bir çekirdek bitirmez, onlara devamlı azab ederdim. Bana olan ihtiyacınız kadar bana itaat edin. Cehenneme dayanabileceğiniz kadar günah işleyin. İmanınızı düzeltin. Dininizi düzeltirseniz ölümünüz de güzel olur. Ey insanoğlu! Sabret! Alçak gönüllü ol ki seni yükselteyim. Af dile ki, seni affedeyim, benden iste, sana vereyim, sadaka ver, malını bereketlendireyim, yakınların ile ilgilen, ömrünü bereketlendireyim. Benden sıhhat ve afiyet iste ki, seni sıhhatli kılayım. Ölüm, bütün gizli işlerinizi açığa çıkarır. Kıyamet onları ortaya kor. İşlediğiniz günahın küçüklüğüne değil, onu kime karşı işlediğinize bakın. Rızkınızın azlığına veya çokluğuna değil, onu veren Rabbinize bakın. Benim mekri gazabımdan emin olmayın. Hangi işiniz için kızacağımı bilemezsiniz. Ben sizin görünüşlerinize, servetlerinize değil, kalbinizdeki niyetlerinize ve buna uygun olan amellerinize bakarım. Yine buyurdular ki, Allahü Teala çok merhametlidir. İnsanın her yaptığı ibadet ve hayra sevap hemen yazılır. İnsan bir hayır işlemeye niyet ettiği zaman hemen bir sevap yazılır. O hayrı işlemeye giderken adım atınca her adımı için sevap yazılır. Karar verdikten sonra o hayrı işlemeye giderken hele o hayrı işleyince sayısız sevap yazılır. Günahlara ise hemen yazılmaz. Belki affedilir diye melekler akşama kadar bekler. Eğer hemen tövbe ederse hiç yazılmaz. Tövbe etmezse daha sonra günah yazılır. Fakat daha sonra yine tövbe ederse silinir. Günah işlemeyen var mı? Herkesin günahı var. Ama hemen pişman olunca kul hakkı yoksa yazılmaz. Ölmek felaket değil. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek, tedbirini almamak felakettir. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.